7-13 Haziran değerli kova burçları nasılsınız? Umarım her şey keyifte ve güzeldir. Yükselen Vay burcunuzu mutlaka takip edin. Akkaya Official Instagram sayfam takip edebilirsiniz. Bu ara kimliği hani deriz ya, bu iş benim. Bu işi başarmak zorundayım. Bu benim hayatım. Bu benim düzenim. Bu benim. Bu benim diyeceğiniz bir hafta. Yani bayağı böyle yumruklarınızı masaya koyup hak ettiğiniz kimliği almak için mücadele edeceksiniz. Hatta diyeceksiniz ki benim güvendiğim yöneticim, benim güvendiğim patronum hiçbir işe yaramıyor. Ben yumruğumla masaya koyar haklarımı alacağım dediğiniz noktada abartmayın, sonra sıkıntı olmasın ama siz o yumruğu kaliteli vurun, haklarınızı alın diyorum. Yani şöyle bir sorun var. Güvendiğiniz insanlara verdiğiniz paralar ve maddi kayıpları karşılayıp kendi düzeninizi oturtmak istiyorsunuz ama borç verdiğiniz insanlar sizi biraz daha erteleyebilir. Beklediğiniz paralar gelmeyebilir. O yüzden tedirgin olmayın ama kendi kazancınız ve kendi düzeninizle birçok şeyi halledeceksiniz. Merak etmeyin diyorum. Bu ara en can alıcı noktanız ne biliyor musunuz? Yani başka birilerinden duyacağınız laflar kalbinizi incitebilir, söylemler sizi üzebilir. Boş verin, o insanların tavır ve edaları her zaman sizi incitiyordu. Sadece kulağınıza geldiği için incinmeye başladınız. O da iyi oldu, dostluklarınızdan çıkarsınız diyor. Kurumsal büyük ve mühendis, muhasebeci, kurumsal büyük bir firmadaysanız, insan kaynaklarında çalışıyorsanız yerinizde çok büyük değişimler. Sizinle ilgili haklarınızla alakalı güzel masaya yatırılacak noktalar, maaşınızla ilgili konuşmak istediğiniz, hatta iş gereği seyahatleriniz çok ön planda olacak. Yani bu hafta başlangıçlar haftanız olacak. Gitmek istediğiniz yolculuklar, yapmak istediğiniz konumla ilgili netlikler, seyahatler listesi, elinizde pasaport, elinizde vize, böyle ya da yolculuk dediğimiz araç elinizde, devamlı seyahatler edeceksiniz. Bunlar size artı kazanç ve verimlilik sağlayacak. Yani siz aslında bu hafta kendi zaferinizin, kendi yumruğunuzun aydınlanmasını yaşayacaksınız. Duygusal olarak kafanız çok karışık. Beni seviyor mu? Beni istiyor mu? Ben doğru muyum? O doğru mu? Yani devamlı kalbinizle beyniniz aynı şekilde konuşacak. Bir diyorsunuz ki sevmiyor, bir diyor seviyor. Hayır, ilişki akışına bırakın. Çok yoruyorsunuz ve yorucu bir ruhunuz var. O yüzden duygusallıkla ilgili de kafanızda kurduğunuz değil, ilişkiyi yaşamaya ihtiyacınız var. Ve bu yorucu ruhunuzu ilişkiye yansıttığınız için de ilişki çıkmaz yolda ve biteyim mi bitmeyeyim mi kararsızlığı yaşıyor. Bence kalbiniz, beyniniz değil, sadece kalbiniz ve dudaklarınız sevgiyi söylesin, bu ilişki tekrar aynı rotada devam etsin diyorum. Eğer ilişkiniz yoksa bile güzel seçimler, arkadaşınız ya da yakın dostunuz ya da sosyal medyadan gelecek tekliflerle ilgili güzel bir ilişki enerjiniz söz konusu olacak. Kafanız aşklarla karışırken geçmiş eski duygusallıkları da ön plana çıkartıp sanki onlara mesaj atacaksınız. Ne oldu? Onlardan beklediğiniz mesaj gelmedi de sen mi atıyorsun? Haksızlık yaparsın ki. O arayacak, sabırlı ol diyorum. Şöyle bir sorumuz var. Ailemizde zihinsel ya da vücutta bir hani sakatlık ya da vücutta bir problem olan kişinin iyileşme haberi sizi mutlu edecek gözüküyor. Annenizin göğüs ya da rahimle ya da kadınla yakın bir kadınla aile bağlarınızla ilgili, rahim ya da göğüsle ilgili, üreme organları ile ilgili sıkıntı olabilir. Dikkat etmemiz lazım. Baba ya da abilerimizin sırt ve boyun fıtığı ya bir operasyon gündemi olabilir. Mutlaka ihmal etmememiz gerekiyor değerli kova burçlarım. Evlilik teklifi olacak bazı kova burçlarında. Sürpriz, duygusal ve aile coşkuyla kutlayacak. Hatta kızı ya da erkeği tanıyalım, biz kızımızın ya da oğlumuzun muradını görüyoruz diye çok büyük bir sevinç. Ve bu evlilik yapacak evladınız ya da sizseniz yurt dışı planınız var. Bir yurt dışında güzel oluşumlar yaşamak istiyorsunuz ve oraya yerleşip orada sisteminizi kurmak istiyorsunuz. Bu fırsatlarda sizin için hayırlı olacağını söyleyebilirim. Özellikle anneanne ya da dedenize ait bazı mallarla ilgili paylaşım söz konusu olacak. Bu paylaşım adaletli noktada da sizin bu ara onların bize borcu var. Bu borcu yapalım derken kıyamet kopmasın. Siz haklarınızı alın, sonra tartışmaya girin diyorum. Değerli kova burçları, Karadeniz ya da Doğu Anadolu'da toprak konularımız var. Bunlar verimli, sakın satmanızı istemiyorum. Özellikle de uzun süredir böyle bir tatile gitmek istiyorum. Ruhuma iyi gelecek, deniz bana şifa gibi gelecek diyorsanız bu fırsatların altyapısını oturtacaksınız güzel bir noktaya. Eğer sporcuysanız, akademisyenseniz, güzellik alanında çalışıyorsanız çok güzel başlangıçlar ve yenilikler, güzel fikirler. Özellikle masaj salonu bile açmak istiyorsanız ya da tırnak
emlakçıysanız bile bununla ilgili güzel fırsatlar söz konusu olacak. Değerlendirmenizi uygun görüyorum. Bu ara kozmik enerjiye merak sarabilirsiniz. Astrolojiye, yaşam koşuna, bu tarz eğitimler de almak istiyorsunuz. Bunlar da size keyif verecek. Bence yapmanız gerekli. Estetik üzerine yapmak istediğiniz eğitimde gayet hayırlı ve aydınlık olacak. Hiç düşünme, yap diyorum. Muhasebe ya da finans sektöründe olan bazı kova burçlarından iş ayrımı kararı verecek. Biraz daha sabırlı olsaydın güzel bir teklif vardı. Acele edip zarar görmeni istemiyorum değerli kova burçları. Mutlu kalın, hoşça kalın.